Bugün burada sizlere bakanlığımızın faaliyetleri ve 2021 yılı bütçesi hakkında özet bilgi sunacağım. Malumlar olduğu üzere küresel ve bölgesel düzeyde İslam karşıtlığı ve yabancı düşmanlığı dahil her türlü risk ve tehditin arttığı bir dönemden geçiyoruz. Bu noktada özellikle dün akşam meydana gelen yabancı düşmanlığı da burada zikretmek istiyorum. Her türlü İslam karşıtlığı ve yabancı düşmanlığı da şiddetle kınıyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri olarak Kore Harbi ve Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra en kapsamlı ve yoğun mücadeleyi verdiğimiz bu dönemde yeni yapısıyla Milli Savunma Bakanlığı tüm birlik ve kurumlarıyla başta FETÖ, PKK, YPG, DAEŞ gibi terör örgütleri olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığı ilhamla ölürsem şehit, kalırsam gazi anlayış içerisinde azim ve kararlılıkla mücadelemizi sürdürmekteyiz. Terör örgütleriyle mücadelemiz en son terörist etkisine getirinceye kadar devam edecektir. Yıllardır ülkemizin enerjisini tüketen terörü bitirmekte hiçbir ayrım yapmaksızın 83 milyon vatandaşımızı, asil milletimizi terör belasından kurtarmakta kararlıyız. Bu çerçevede verdiğimiz mücadeleyi ve sınırlarımızın hemen yanı başında yaşanan küresel güçlerin de dahil olduğu karmaşık süreci kısaca bilgilerinize sunmak istiyorum. Irak'ın kuzeyinde varlığını sürdürmeye çalışan PKK'ya karşı mücadelemiz, operasyonlarımız artan bir şiddet ve tempoda aralıksız devam etmektedir. Son bir ay içinde 7'si büyük, 21'i orta çaplı olmak üzere toplam 28 operasyon başarıyla icat edilmiştir. Şunu öncelikle belirtmek isterim ki, Irak'ın dış güçlerin çatışma sahası olmaktan çıkıp toprak bütünlüğü ve siyasi birliği içinde istikrar ve refaha kavuşması bizim en samimi arzumuzdur. Bu bakımdan Iraklı kardeşlerimizle yakın temasımızı sürdürürken özellikle terörle mücadelede daha yakın işbirliği yapılması yönünde gerekli girişimlerde bulunmaktadır. Yine terörle mücadele kapsamında Suriye'nin kuzeyinde PKK, YPG ve DAEŞ'in varlığını sonlandırmak, böylelikle hudutlarımızın, halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak için bildiğiniz gibi Fırat Kalkanı Harekatı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Barış Kalkanı Harekatları başarıyla icat edilmiş ve teröristlerin kurmaya çalıştıkları, hayal ettikleri koridor parçalanmıştır. Burada bir noktayı vurgulamak istiyorum. DAEŞ'le mücadelemiz konusunda gerçekten Türk Silahlı Kuvvetleri diğer koalisyon ülkelerinin yapmadığı kadar yoğun bir şekilde ve göğüs göğüse DAEŞ'le mücadele eden, çarpışan tek ordudur. Suriye'nin kuzeyindeki yaptığımız çalışmalar ve operasyonlar sonucunda yaklaşık 450 bini İdlib bölgesinde olmak üzere 1 milyondan fazla Suriyeli kardeşlerimiz güvenli, gönüllü ve saygın bir şekilde evlerine ve topraklarına dönebilmişlerdir. Yapılan mutabakatlar doğrultusunda bölgede kalıcı barışın sağlanması için Rusya Federasyonu ve Amerika Birleşik Devletleri ile işbirliği ve koordinasyon faaliyetlerimiz de sürdürülmektedir. Ancak sınırlarımızda terör örgütü ve destekçileri tarafından oluşturulmaya çalışılan terör koridoru icra ettiğimiz başarılı operasyonlarla engellenmeseydi bugün çok daha farklı tehdit ve tehlikelerle karşı karşıya kalmamız kaçınılmaz olurdu. Aynı zamanda bu harekatlarla bölgede yaşayan Kürtler, Araplar, Asuriler, Keldaniler, Aramiler, Hristiyanlar ve Ezidiler gibi dini ve etnik grupların güvenliği de sağlanmış oldu. Sağduyulu herkesin bildiği gibi bizim mücadelemiz yüzyıllardır aynı coğrafyayı, aynı ekmeği paylaştığımız Kürt kardeşlerimiz asla değildir. Terörle de mücadele yapıyoruz. Teröristlerdir bizim hedefimiz. Türk, Kürt kardeştir. DAEŞ nasıl Müslümanları temsil etmiyorsa PKK, YPG terör örgütü de Kürt kardeşlerimizin temsilcisi değildir, olamaz. Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, her zaman tüm ilişkilerimizde barış, dostluk, diyalog, işbirliği ve siyasi çözümde yana olduğumuz bilinmelidir. Ancak Yunanistan, Akdeniz'e 1870 kilometre
kıyısı olan Türkiye'yi kendi kıyılarına hapsetmeye çalışmaktadır. Türk kıyılarına 1950 metre mesafede bulunan ve 10 kilometre kare büyüklüğünde olan Meis Adası için 40 bin kilometre karelik deniz yetkilerini talep etmektedir. Yunanistan, Türkiye ile görüşerek siyasi çözümler üretmek yerine bizi bazı oldu bittiler peşinde koşmaktadır. Ayrıca binlerce kilometreden gelerek gücünü ve boyunu aşan, roller peşinde koşan bazı muhterisler de kendi halklarının zararına olsa da bu sürece dahil olmak için İrini Harekatı gibi hukuksuz yollara başvurmaktadır. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararında ilgili hükümet ile istişare ve izin zorunlu olmasına rağmen İrini Harekatı Milli Mutabakat Hükümeti ile Libya ile istişare edilmeden ve izinsiz olarak Avrupa Birliği tarafından Mart 2020'de başlatılmıştır. İrini Harekatı Hafter güçlerine verilmekte olan açık desteği görmezden gelen, yanlı, meşruiyeti tartışmalı ve hukuksuz bir faaliyettir ve istikrarsızlığa sebebiyet vermektedir. Bu kapsamda 22 Kasım 2020 tarihinde açık denizde bir ticari gemimize hukuksuz bir çıkarılma yapılmıştır. Bu harekatın başından beri vurguladığımız tartışma yönlerin en açık şekilde bu ortaya koymuştur. Bu konuda her hakkımız saklıdır ve konu yakından takip edilmektedir. Akdeniz'de gerilimi tırmandırmak isteyen Yunanistan'dır. Biz ise gerilimi azaltmak için istikşafi ve güven artıcı toplantıyla NATO Genel Sekreterinin ilave toplantı girişimlerine en başından beri destek verdik, vermeye devam ediyoruz. Maalesef iyi komşuluk çerçevesinde çözüme, barışa uzanan elimiz maalesef hep havada bırakılmıştır. Biz ön koşulsuz olarak Ege ve Doğu Akdeniz'deki tüm sorunları görüşmeye hazırız. Çünkü güçlüyüz, çünkü haklıyız. Sondaj ve sismik araştırma gemilerimizle kendi deniz yetki alanlarımız ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yetki verdiği alanlarda deniz ve hava kuvvetleri unsurlarımızın refakatinde teknik ve bilimsel araştırma faaliyetlerine devam etmektedir, edecektir. Kimsenin hakkında gözümüz olmadığı gibi kimseye de hakkımızı çiğnetmeyiz. Şehit oluruz, gazi oluruz ancak hiçbir oldu bittiye de göz yummayız. Kıbrıs dahil Ege ve Akdeniz'deki hak, alakalı menfaatlerimizi korumakta azimli, kararlı ve buna muktediriz. Kıbrıs'taki çözümün önündeki yegane engel Yunanistan ile Rum tarafının 1968'den beri süregelen toplantılardaki uzlaşmaz, hak hukuk tanımaz, şımarık yaklaşımlarıdır. Kıbrıs meselesine adil, kapsamlı ve kalıcı bir çözüm ancak Kıbrıs Türk halkının adanın ortak sahibi olduğu gerçeğinin kabul edilmesiyle mümkündür. Avrupa Birliği başta olmak üzere tüm kurumları ve müdahil devletleri Kıbrıs'ta, Akdeniz'de ülkemizin ve Kıbrıslı kardeşlerimizin hakkına ve hukukuna saygılı olmaya davet ediyor. Makul, mantıklı, objektif davranmalarını bekliyoruz. 1974'ten bu yana Maraş için kullanılan kapalı ifadesi artık kalkmıştır. Maraş'ın açılması uluslararası hukuka uygundur, meşrudur ve tasarrufu da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne aittir. Türkiye garanti olarak daima Kıbrıs Türk'ünün yanındadır. 1974'teki duruşumuz o gün neyse bugün de aynıdır. Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, Libya'nın Birleşmiş Milletler tarafından tanınan meşru Milli Mutabakat Hükümeti darbeci Hafter'e bağlı unsurların yaptığı saldırılar ve katliamlar karşısında yardım çağrısında bulunmuş ve buna somut cevap veren tek ülke ülkemiz Türkiye olmuştur. Amacımız Libya, Libyalılarındır anlayışıyla toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini sağlamış, barış, huzur ve istikrar içerisinde yaşayan bir Libya'nın oluşumuna katkıda bulunmaktır. Birçok ülkenin özellikle ateşkesten sonra rol kapmaya çalıştığı Libya'da birliklerimiz tarafından Libyalı kardeşlerimize askeri eğitim, mayın, el yapımı patlayıcı temizliği, sağlık, insani yardım ve diğer konularda, askeri konularda danışmanlık desteği verilmektedir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Libyalı kardeşlerimizin haklı davasını desteklemeye devam edeceğiz.
Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, Ermenistan kardeş Azerbaycan topraklarının %20'sine denk gelen Dağlık Karabağ ve 7 rayonu bölgeyi yaklaşık 30 yıldır haksız, hukuksuz işgal etmiştir. 1 milyondan fazla Azerbaycanlı Türk yerlerinden edilmiş ve 20 binden fazla kardeşimiz şehit edilmiştir. Başta Hocalı olmak üzere yapılan katliamlar ve Ermenistan'ın yaptığı vahşet hala hafızalardadır. Ermenistan sivil yerleşim yerlerini hedef alan 27 Eylül'deki saldırıları bardağa taşıran son damla olmuştur. Azerbaycan, Ermenistan tarafından gerçekleştirilen saldırıları durdurmak ve topraklarını işgalden kurtarmak için artık yeter diyerek harekete geçmiştir. Tek vatan harekat planını uygulamaya başlamıştır. 44 gün devam eden ancak muhtemelen 44 yıl ve sonrasında konuşulacak zaferle sonuçlanan harekat ile Azerbaycan'ın öz toprakları Ermenistan işgalinden kurtarılmış ve 10 Kasım'da ateşkes yürürlüğe girmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız da Sayın Putin ile ateşkesin şartları ve kalıcı olması konusunda görüşmeler yaparak ateşkes anlaşmasına gerekli katkıyı sağlamışlardır. Bu çerçevede 11 Kasım'da bölgedeki ateşkesin kontrolü ve denetim için oluşturulacak Türk-Rus ortak merkezine ilişkin mutabakat zaptı iki ülke savunma bakanları tarafından imzalanmıştır. Mütakiben Azerbaycan'a asker gönderilmesine yönelik tezkereyi kabul eden Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yani sizlere de şükranlarımızı sunuyoruz. Ortak merkezin bina inşası ve faaliyetlerin başlaması için Türkiye, Azerbaycan, Rusya arasında çalışmalar devam etmektedir. Bildiğiniz üzere Azerbaycan, Atatürk'ün vefat ettiği 10 Kasım yerine Şuşa Zaferi'nin kazanıldığı 8 Kasım'ı milli bayram günü olarak ilan etmiştir. Bu hassasiyetlerinden dolayı başta Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev olmak üzere tüm Azerbaycanlı kardeşlerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Böylece Azerbaycan iki devlet tek millet anlayışıyla kederde ve kıvançta bir ve beraber olduğumuzu bir kez daha göstermiştir. Türkiye bundan sonra da tüm imkanlarıyla Azerbaycanlı kardeşlerimiz yanında olmaya devam edecektir. Bu vesileyle şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar, Azerbaycanlı kardeşlerimize de başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, NATO'nun 68 yıllık bir üyesi ve ikinci büyük ordusu olarak Türkiye, NATO'nun güvenliğinin merkezinde yer almaktadır. Türkiye, NATO misyon, operasyon ve karargahlarına yaklaşık 3000 personel ile iştirak etmekte olup, sıralamadaki ilk 5 ülke arasındadır. Külfet paylaşımı bakımından ise, gayri safi milli hasılanın yaklaşık %2'lik oranı ile ilk 8 ülke arasında yer almaktadır. Son zamanlarda bazı NATO üyeleri tarafından münferiden, ülkemize karşı müttefik ruhuyla bağlaşmayan tutum ve davranışlar sergilenmiş olsa da NATO makamlarıyla uyumlu bir şekilde çalışmaya ve gelişmeleri yakından takip etmeye devam ediyoruz. Barışı destekleme ve koruma faaliyetlerine gelince, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde uluslararası ilişkilerde artık bir özne haline gelen Türkiye'nin etki ve ilgi alanı her geçen gün genişlemekte, doğal olarak görev ve sorumluluklarımız da artmaktadır. Bu kapsamda asil milletimizin bağrından çıkan mazisi şan ve şerefle dolu Türk Silahlı Kuvvetleri sadece ülkemizin ve asil milletimizin değil, aynı zamanda dost, kardeş, mazlum ve mağdur ülkelerin de huzuru ve güvenliği için mücadele etmekte. Birleşmiş Milletler, NATO, Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı ve ikili anlaşmalar kapsamında Libya'da, Kosova'da, Afganistan'da, Bosna'da, Katar'da, Somali'de, Sudan'da ve daha birçok coğrafyada dünya ve bölge barışına katkı sağlamak için üstün bir gayretle görev yapmaktadır. Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, FETÖ ile mücadeleye kararlılıkla devam edilmektedir. 15 Temmuz 2016 tarihinden itibaren FETÖ bağlantısı nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nden toplam 20.610 personel kişi ihraç edilmiştir. Kahraman ordumuzun bu hain örgütten temizlendikçe güçlendiğinin en açık göstergesi, hain darbe girişiminden çok kısa bir süre sonra başarıyla icra edilen operasyonlar ile sayısı ve kapsamı giderek artan başarılı tatbikatlardır. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin şanlı üniformasını bir tek hainin dahi taşımaması için FETÖ bağlantılı son kişi de içimizden temizleninceye kadar bu mücadele kararlılıkla devam edecektir. Bugün itibariyle Milli Savunma Bakanlığı'nda toplam 436 bin personel görev yapmaktadır.
Milli Savunma Üniversitesi'nde ise 24 ülkeden 1007 misafir askeri öğrenci dahil toplam 15.900 öğrenci öğrenim görmektedir. Şunu özellikle belirtmek isterim ki Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kahraman ve fedakar personeli tüm dünyayı etkileyen salgın döneminde dahi görev ve sorumluluklarını mesai kavramı gözetmeden başarıyla sürdürmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği, teşviki ve desteğiyle savunma sanayinde yerlilik ve millilik oranı hepinizin bildiği gibi %70'ler seviyesine ulaşmıştır. Ancak daha kat etmemiz gereken mesafeler olduğunun da bilincindeyiz. Geçmişte piyade tüfeğimizi dahi yurt dışından tedarik ederken bugün milli piyade tüfeklerimizi, kendi savaş gemilerimizi, fırkateynlerimizi, İHA ve SİHA'larımızı, fırtına obüslerimizi, atak helikopterlerimizi tasarlayıp inşa, imal ve ihraç seviyesine gelmiş bulunuyoruz. Bunlara ilaveten radar ve elektronik harp sistemlerimiz, füze, roket ve mühimmatlarımız yurt içinde ve sınır ötesinde operasyonlarımıza, kahraman ordumuza daha da güç katmaktadır. Ayrıca Milli Muharip Siper Hava Savunma Sistemi, Anadolu Amfibi Hücum Gemisi ile tank ve diğer silah, araç ve gereçlerle ilgili, mühimmatla ilgili çalışmalarımız da yoğun bir şekilde devam etmektedir. Diğer taraftan yurt dışına bağımlılığının ortadan kaldırılması, tedarik risklerinin azaltılması ve kaynakların doğru kullanımının sağlanması amacıyla stratejik işbirliği anlaşmaları ve onaylı tedarikçi uygulamalarını başarıyla sürdürmekteyiz. Yani özel sektör dinamizminden azami istifade etmeye çalışmaktayız. Koronavirüs ile mücadelemizi de başarıyla sürdürüyoruz. Özellikle belirtmek isterim ki bu konuda dünyada en başarılı ordulardan biriyiz. Başta operasyon bölgeleri olmak üzere karada, denizde ve havada tüm birlik ve kurumlarımızdaki faaliyetler salgından etkilenmeden ve hiçbir aksaklığa meydan vermeden planlandığı şekilde devam etmektedir. Aynı zamanda bakanlık bünyesindeki askeri fabrikalar ve makine kim mühendisi kurumu ile salgınla mücadeleye çeşitli sağlık malzemelerinin üretilmesi yönünde de katkı sağlanmaktadır. Yurt dışında 156 dost ve müttefik ülkeye maske, teçhizat ve malzeme desteği yapılmıştır. 25 ülkeye yapılan yardımlar askeri uçaklarla gönderilmiştir. Tanklara palet yapmak üzere 1973'te kurulan yaklaşık 250 milyon dolar değerinde olan tank paleti fabrikası Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Mayıs 2019'da mülkiyeti ve 116 personel ile denetimi Milli Savunma Bakanlığı'nda kalmak koşuluyla 25 yıllığına BMC Savunma Anonim Şirketi'ne sadece işletme hakkı devredilmiştir. Yetenek kazandırma ve geliştirmeye yatırım ile işçi özlük haklarında herhangi bir kayıp olmadan fabrikadaki askeri personel başka birimlere nakledilerek bakım, onarım ve üretim faaliyetlerine devam edecektir. 2020'de 146.764 kalem bakım, onarım ve imalat faaliyeti yapılmış. 2021'de bu sayı 423.390 olarak planlanmıştır. Ayrıca Ocak 2021'de 3 adet fırtına obüsü de teslim edecektir. Bu devir hakkında 4 dava açılmış Danıştay'da ve bunlar reddedilmiştir. Danıştay İdari Dava Daireler Kurulu'nun kararıyla devir işlemi kesinleşmiştir. Dolayısıyla Arifiye geçmişte olduğu gibi gelecekte de modernize edilmiş haliyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarını karşılamaya devam edecektir. S-400 uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemi bizim için bir tercih değil, zorunluluktur. Sistemin yani S-400'ün tedariki, deneme ve sistem kontrolleri Türkiye için NATO'dan uzaklaşmak anlamına gelmemektedir. Her savunma tedarik programında deneme ve sistem kontrolleri yer almaktadır. Bu usuller tedarik programının bir parçasıdır ve tamamıyla teknik bir faaliyettir. S-400 tedarik süreci siyasi, askeri, ekonomik ve teknolojik boyutlara dikkat alınarak takip edilmekte, sistemin kontrol ve hazırlıklarına planlandığı şekilde devam edilmektedir. Ortağı olduğumuz F-35 projesiyle ilgili olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin teknik anlamda S-400 ve F-35'lerin uyumluluğu konusundaki herhangi bir kaygısını ele almaya, tartışmaya hazırız. Bu kapsamda NATO dahil ortak çalışma grubu teklifimiz halen masadadır. Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri,
Vatanımız, mavi vatanımız, semalarımız ve 83 milyon vatandaşımız bugün huzur ve güven içerisinde. Şüphesiz bunda en büyük pay şehitlerimize ve gazilerimize aittir. Ne yaparsak yapalım aziz şehitlerimize, kahraman gazilerimize ve onların kıymetli ailelerine olan minnet borcumuzu tam manasıyla ödeyemeyiz. Bakanlığımız, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve devletimizin tüm kurumları bu bilinçte hareket etmekte, şehitlerimizin değerli aileleri ve gazilerimize sağlanan hakların sürekli geliştirilmesi için azami gayret göstermektedir. Aziz şehitlerimizi, ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyor. Hayatta olan kahraman gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri. Peygamber Ocağı olarak da bilinen Türk Silahlı Kuvvetleri binlerce yıllık şanlı tarihinden aldığı süzülüp gelen milli, manevi ve mesleki değerleriyle aklın ve bilimin ışığında anayasa çerçevesinde yasalar ve Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifi doğrultusunda sıralı amir ve komutanların emir ve komutasında milletinin emrinde görevinin başındadır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. İşletme devriyle alakalı olarak muhatap, protokol muhatabı BMC Savunma Ticaret Anonim Şirketi. Bu şirketin de yönetim kurulu üyelerinin tamamı Türk. Burada herhangi bir şey Katar vesaire yok. Fakat bunun bir üst şirketi var. BMC Otomotiv, o ayrı. Onun %49'u efendim Katarlara ait. Birinci husus. İkinci husus, bu BMC Savunma Şirketi yönetim kurulunun üyeleri tamamen Türk olan şirketle yapılan bir protokol var, işletme devri var. Biraz önceki bahsettiğimiz şartlar çerçevesinde ve bu çerçevede de bugüne kadar oraya sivil, asker, büyük, küçük ne bir Katarlı geldi ne bir Katarlı gitti. Bir diğer husus da bu fırsattan istifade edip cevap olarak vereceğim. Oradaki fabrikanın fabrika idaresinde, fabrika çalışan arasında hiçbir askeri personel kalmadı. Katar ordusunun burada herhangi bir adı sıradını geçmiyor. Yani oradaki yapılan belgelerde, bilgilerde, konuşmada, görüşmede önünde arkasında Katar ordusu diye bir şey yok. Katar var, Katar sermayesi var. Milli Savunma Bakanlığı'nın başında bulunduğum bakanlığın hiçbir şekilde dolaylı, dolaysız, içinden, sağından, solundan, önünden, arkasından hiçbir şekilde El-Kaide ile DAEŞ alakası yoktur. Bu bir takım emperyalist güçlerin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, Türkiye'ye bulaştırmaya çalıştıkları bir çamurdur. Teşekkür ediyorum. Değerli millet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.